Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oldukça lezzetli, pratik, görüntüsü de muhteşem bir bardak tatlısı tarifim var. Çok da hafif oluyor. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Tencereye 1 su bardağından 1 parmak eksik un, 1 su bardağı şeker. 2 az yemek kaşığı nişasta, buğday veya mısır nişastası fark etmez. Ve 1 litre sütümüzü ekleyelim. Tamamen pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpalım. Sonrasında ocağı orta ateşte ayarladım ve göz göz kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirdim. Muhallebimiz kaynadıktan sonra ocağı kapatalım. Ve 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paketli vanilya ekleyip tereyağı iyice eriyinceye kadar tekrar çırpalım. Muhallebimiz hazır. Ben bu şekilde uzun bardaklar kullandım. Ee, öncesinde mutlaka bardaklarımızı ıslatalım. Ve içerisine yeterli miktarda muhallebi dolduralım tariflerimde kullandığım ölçüleri ve malzeme listesini mutlaka açıklama bölümüne ekliyorum. Her zaman oradan da bakabilirsiniz. İsterseniz su bardağı veya fincanla da hazırlayabilirsiniz elbette. Ama en güzel porsiyonlama ve ölçülü bir şekilde olması için ben bu ince uzun bardakları tercih ediyorum. Size de tavsiye ederim. Bu şekilde 6 bardak hazırladım. Oda ısısına geldikten sonra üzerini streç filmle kapatalım ve buzdolabında 2-3 saat kadar dinlendirelim. Tatlılarımız hazır artık servise hazırlayabiliriz. Ben kenarlarını kaplamak için fındık kullandım. İsterseniz hindistan cevizi ya da fıstık da kullanabilirsiniz. İlk önce tatlımızı bardaktan elimizle yavaşça ayıralım. Sonrasında çok az kenarından hava almasını sağlayalım ve bırakalım. Ekrana biraz dikkatli bakarsanız eğer bardak kendi kendine bıraktığını görebilirsiniz. Çok kısa bir sürede hemen ayrılacaktır. Şu an tamamen bıraktı. Yavaşça artık elimize alalım. Görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde çıktı. Ben 3 eşit parçaya bölüyorum. Çok güzel bir dokusu var gerçekten yumuşacık. Kenar kısımlarını fındığa bulayalım. Ve servis tabağımızı alıyoruz artık. Çok hızlı bir tanesini daha göstereyim istedim. Bu arada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tariflerimde kullandığım malzeme listesini ve ölçüleri mutlaka açıklama bölümüne ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Yine kenarlarını kaplamak için farklı bir seçenek olarak bisküvi kırıntısı da kullanabilirsiniz. Aklıma gelenleri ara ara sizlere söylüyorum böyle. Oldukça bereketli bir tatlı. Ben bu ölçülerden toplamda 18 porsiyon elde ettim. üzerini süslemek için 100 ml kremayı ısıttım ve 50 gram sütlü ve bitter çikolatayı erittim içerisinde. Daha akıcı bir kıvam isterseniz 100 ml krema için 40 gram çikolata yeterli olacaktır. İsterseniz farklı soslarla da hazırlayabilirsiniz tatlınızı. güzelliğine son olarak da biraz fıstık attım. Çok güzel görünüyor. Yaz kış tavsiye edebileceğim, yapabileceğiniz, keyifle hazırlayıp sunabileceğiniz bir tarif diyebilirim. Hemen sizlere şöyle bir de yakından göstereyim. İnanın çok hafif, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.